CRT Medya'dan herkese merhabalar. Bursa Spor'un aldığı 7 maçlık cezayı Bursalılara soruyoruz. Bir Bursa sporlu olarak tabii ki ağır olduğuna inanıyorum. Ben sadece şu konuda kızıyorum. Bir Bursa olarak federasyona kızıyorum. Niye kızıyorum? Bu maçı seyircisiz oynatmaları gerekiyordu. Çünkü bunun bu şekilde olacağı belliydi. Hepimiz kardeşiz. Kürdü, Alevisi, Sunnisi, biz hepsini birbirini çok seviyoruz. Yapılan davranışlar tabii ki hoş değildi burada onlara karşı yapılanlar. Ama onlar da orada bir şey yaptığı için tabii ki oraya gelen 40 bin seyirciyi hepsini zapt edemezsin. Ama 7 maçlık ceza hakikaten ağır. 9'da 7'ye indiler evet. Ceza dengeli olmalı. Onlara 2 ceza verildi. Bize 9 verildi. Ondan sonra 7'ye indi. Hiç de adil değil. Ben Bursa Spor Beşiktaş maçında yıllar önceki maçta stadın etrafındaydım. Onca gürültüye rağmen 5 maç verdiler. Bunu anlamak mümkün değil. Yani bu Bursa Spor'un üzerine bu kadar oyun oynanmasının anlamını da bilemiyorum ya. Ama bu kadar bence çok. Çok fazla ceza verildi. Eğer bu Fenerbahçe ve Galatasaray'da böyle bir problem olsaydı ne bileyim o camia komple ayağa kalkardı. Böyle bir ceza da verilemezdi yani bence. Yani çok fazla buluyorum yani. Biz oraya gittiğimizde orada gördüğümüz muamele karşısında çiçek atmamızı bekleyemezlerdi, anladın mı? Yani hiçbir şekilde bunun karşılamasını yok, Bursalılar görüyor, ben utandım. Bursalıysa utandıysa başka şehirde yaşasın. Oraya gidip bıçak atıp bıçak şekilde yaparsan, buraya gelirsen aynı şekilde karşılanırsın kardeşim. Kimse kimseyi yanlış anlamasın yani. Ve haksızlığın karşısında kim burada Bursa'da durup ben utandım derse Bursa'yı terk etsin yani. Oraya gidip de orada terörist hani bayrağı açacaksın, Irak bayrağı açacaksın, buraya geleceksin, burada olacaksın. Bunu yaparsan biz faşist oluyorsak faşistiz kardeşim. Başka hiçbir şey diyeceğim yoktur yani. Aynı maç Diyarbakır'da oldu. Bin bir çeşit olaylar. Hani Apo bayrakları, Kürdistan bayrakları açıldı. Hani verilen maç cezası 2 maç. Biz burada Istiklal Marşı'nda rekor kırmış bir taraftar grubuyuz. Ama oradaki 2 maç ceza alıyor. Bize burada geliyorlar 9 maçtan 7 maça bir de indirimli veriyorlar. Hani burada demek istediğimiz şey, biz Bursa Spor olarak Türkiye halkını temsil ettik. Ama bunun daha farkına varamadı kimse. Hala yok seçim vaatleriydi, yok onun vaatleriydi. Hala onların tarafına geçmeye çalışan çok insan var. Biz yaptığımız şeyden pişman değiliz. Yine olsa yine aynısını yaparız. Biz büyük Bursa Spor taraftarıyız. Tamamen federasyonun insanlardan korkarak aldığı bir ceza. Eğer ki federasyon Türkiye futbolunun federasyonu olsaydı bizim ilk maçımızdaki orada Bursa Spor Kulübü'ne yapılanların aynı zamanda devlet düşmanlarının tribünlerde yaptıklarının görülmesinden sonra en azından bu kulübe 2 maç değil belki 4 maç 5 maç ceza verilebilirdi. Ama sen şimdi orada birilerine piş piş yapacaksın. Birilerinden çekineceksin, birilerinden korkacaksın. Göstermeli ceza vereceksin. Bir de bunu utanmadan edepsizce bire indireceksin. Arkasından benim kulübüme 9 maç ceza vereceğim. Ben 45 senedir tribüncü bir insanım. Ceza evet 5 maç 6 maç olabilirdi. Ya adam İzmir'de kafasında kalecinin korner direğini parçaladı. O adamlara bile o kadar ceza verdiniz. Bize de verilebilirdi. Kimse de burada belki bu 5 maç 6 maç cezaya itiraz etmezdi. Fakat sen kalkıp 9 maç ceza vereceksin. Bursa Spor camiasını hain ilan edeceksin. Biz hain değiliz. Hainlerle maç yaptık o gün. Biz bu bayrağa, biz bu toprağa, biz bu memlekete aşık insanlarız. Memlekete hainlik yapanlara karşı biz gereğini yaptık o gün. Bize 9 maç değil 49 maç ceza verse kimse bizi yıldıramaz, korkutamaz. Federasyon çok yanlış yapmıştır. Türkiye'nin futbol federasyonu olmadığını göstermiştir. Bu arada bir de şunu söylemek istiyorum bir Bursalı olarak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, federasyonun ikinci başkanı. Orada korkuluk gibi durmasın, gölge gibi durmasın. Derhalde istifa etsin. O adam da orada birilerinin kuklası, maşası gibi işte gidiyor, geliyor, oturuyor, toplantıya katılıyor, toplantıdan çıkıyor. Ya bir insan bir açıklama yapar arkadaşlar. Yani bu böyle değildir, bu böyledir, yanlıştır, doğrudur, verilmiştir ama işte verildiyse de federasyonu savunur yerde bir röportaj yapar. Ya da Bursa Spor'u savunur yerde bir röportaj yapar. Adamın sesi soluğu çıkmıyor ya. Hepsine yazıklar olsun. Daha maç başladığı günden itibaren söylemeye başladım ben. Siyasi oyunlar dönüyor ve siyasi oyunlara da Bursa Spor'u alet ediyorlar. Onun dışında başka hiçbir şey değil. İstiklal Marşı okuyana 9 maç, 7 maç ceza vermek çok saçma bir şey. Yani bütün yetkililer de bunu bilmesine rağmen hala kimse sesini çıkarmıyor. Kimse de bir şey yapmıyor. Ama biz her zaman dik duruşumuza da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de hiçbir zaman Bursa Spor'un yüzü de yere düşmeyecek. Düşmez de. Verilen cezalar da bizi ancak güçlendirir.